Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz önce rektörümüzün sunumundan hemen öncesinde bir küçük video seyrettiniz. O videoda da benim modere ettiğim bir panelden birkaç hocanın Sabancı Üniversitesi ile ilgili söylediklerini dinlediniz. Bu aslında hem dışarıdan bize bakan ve bu iş için gelmemişlerdi Türkiye'ye aslında ama gelmişken üniversitemizle ilgili de gözlemlerini aktardılar. Dışarıdan bakanların bizim üniversiteye ve dünyanın en iyi üniversitelerinden gelen bu insanların söyledikleri ve devamlı bizim kendi değerlendirmelerimizle paralel giden bir sonuç. Şimdi Sanat Sosyal Bilimler Fakültesi ile ilgili ben size bir iki noktadan bahsetmek istiyorum ama öncelikle altını çizmek istediğim ve vurgulamak istediğim şey şudur. Sosyal bilim çoğunuzun kafasında olan şey değildir. Sosyal bilim Türkiye'de özellikle liselerde yapıldığı şekilde 3 tane kitap okuyayım, onu özetleyeyim, arkasından bir anlaşmanın bütün bir şeylerini sıralayayım demek değil. Kesinlikle böyle bir sosyal bilim anlayışı artık dünyada yok. Ve bizim fakültemizde de yeni dünya düzenine ve yeni sosyal bilim akımlarına göre giden araştırmalar ve eğitimler, biraz önce gene sunumda gördünüz, Sabancı Üniversitesi'nin dünyadaki ilk 200 üniversitenin arasına soktu. Şimdi ilk 200 üniversitenin arası dediğimiz zaman bunların içerisinde Harvard var, Columbia var, Penn var, UChicago var, Cambridge var, Oxford var ve biz bütün bu üniversitelere paralel olarak baktığınızda çok küçük bir üniversiteyiz. Çok küçük bir üniversiteyiz derken bizim fakültemiz daha da küçük. Neden daha da küçük? Çünkü biz 59, 56, 60 arasında değişen bir tam zamanlı öğretim kadrosuna sahibiz. Aynı şekilde öğrencilerimiz, yani biraz önce de gördünüz, mühendislik fakültesini çoğunlukla seçiyorlar. Bizim fakültenin öğrenci sayısı kıyasla biraz daha düşük. Fakat buna rağmen yaptığımız araştırmalar, mesela siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, benim alanım uluslararası ilişkiler, biz 8 kişiyiz bu programda. Hemen herkesin bir AB projesi var. 56-60 aralığındaki tam zamanlı öğretim üyelerimizin hemen hepsinin bir TÜBİTAK projesi var. Sosyal bilimler alanında TÜBİTAK sosyal bilimler projelerinde en fazla proje alan üniversite, en fazla AB projesi alan üniversite, fakülte bizimki. Şimdi bu da gördüğünüz üzere bizim sıralamamızı ilk 200'e getiriyor. Fakat rakamların dışında benim size söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ben sosyal bilimciyim. Rakamlar önemli ama arkasında hikaye de önemli. O yüzden burada bir iki tane mezunumuzu göstermek istiyorum. Melis, Selçuk, bunlar benim eski öğrencilerim. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler programlarını bitirdiler. Melis ile Selçuk her ikisi de Johns Hopkins Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Burası aslında bütün uluslararası kurumların, özellikle Dünya Bankası, IMF gibi, Birleşmiş Milletler, bütün uluslararası kurumlarda çalışan aslında insanların çoğunlukla derecelerini aldıkları yer. Johns Hopkins'in bu programına giden Türkiye'den en fazla öğrenci, oransal olarak değil, tam sayı olarak en fazla öğrenci Sabancı Üniversitesi'nden. Selçuk şu anda Birleşmiş Milletler'de çalışıyor, Geneva'da. Benzer bir şekilde bizim görsel iletişim ve görsel sanatlar mezunlarımız hem sanat yapıyorlar hem de reklam dünyasında, halkla ilişkiler dünyasında çok önemli yerlerdeler. Cihan'ın özelliği, bazılarınız biliyordur, bu filmlerde direkt kreatif direktör olarak çalışıyor. Psikoloji mezunlarımız, en son açılan programımız, onlarla ilgili bir bilgi vereceğim. Şu anda yeni yeni marketteler ve çok iyi pozisyondalar. Heymi, gene o da Johns Hopkins'te yapmıştı master'ını, biraz önceki grup gibi. O da Paris'te, OECD'de enerji programında. Bu Sinan en son öğrencimiz, en son mezunumuz dış işlerinde. Şimdi bu arkadaşların özellikleri ne diye düşünürsek, yani rakamlar tabii ki önemli ve her birinizin kaç mezun verdik, o mezunların yüzde kaçı nerede çalışıyor, ne iş yapıyorlar, bunları bilmeniz çok önemli. Ama insanların hikayeleri de önemli. Ve bu mezunlara baktığımızda bunlar aslında şu anda
sizin oturduğunuz koltuklarda işte 8 sene önce, 5 sene önce, 10 sene önce oturan öğrencilerimiz. Ve her birisinin aslında bizim fakültede ortak bir paylaştığı nokta var. Ekonomi, psikoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler veya görsel sanatlar programından gelen bütün bu öğrencilerin ortak noktası matematik. Sosyal bilim açısından baktığınızda özellikle belki çok beklediğiniz bir nokta olmayabilir. Ama bu öğrencilerimizin her birisi hem çok farklı bir analitik düşünce yapısına sahip oluyorlar burada, hem de birinci sınıfta aldıkları bu core curriculum dersleriyle matematik, kodlama, göreceli olarak biraz daha yeni ama ve bütün farklı doğa bilimlerinden de farklı bir eğitim aldıkları için düşünce tarzları, analiz yapabilme kapasiteleri, okuduklarını anlama yetileri herhangi bir sosyal bilim mezunundan çok daha farklı. Bu da Sabancı Üniversitesi'nin mezunlarını, öğrencilerini ve mezunlarını aslında dünyada çok farklı konumlara getiriyor. Burada başka örneklerimiz de vardı ama onların bazılarını üzerinden geçmek istemiyorum. Ama consulting firmalarını, mesela McKinsey'e gidin, BCG'ye, bu dünyanın en iyi consulting firmalarında şu anda en tepedeki noktalarda Sabancı SBF mezunlarını bulabiliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu 4 programla yapıyoruz. 4 tane programımız var şu anda lisansta. Ekonomi, psikoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve görsel iletişim ve tasarım. Bununla beraber yanında 7 tane de yan dal programımız var. Programların ben çok içeriklerine girmeyi düşünmüyorum. Fakat lisansüstü programlar, lisans programları ve yan dallarla beraber sosyal bilimler alanında bizim öğrencilerimiz dünyadaki en iyi üniversitelerde alabilecekleri eğitimle eşdeğer bir eğitim aldıkları gibi ayrıca da Mühendislik Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültelerinde rahatlıkla 9-10 derse kadar bizim flexible programlarımızda yer olduğu için bir sürü ders alabiliyorlar. Aynı şekilde örneğin çift anadal yapmak isteyen öğrencilerimiz Mühendislik Fakültesi ile de Bilgisayar Mühendisliği ve Ekonomi arasında şu anda 38-40 kadar öğrencimiz var çift anadal yapan veya bilgisayar programıyla görsel iletişim tasarımıyla çift anadal yapan çok öğrencimiz var. Bunların yaptıkları ortak çalışmalarda kendilerinin eğitim boyunca yaptıkları çift anadalda onların eğitiminde çok farklı bir yere gelmelerini sağlıyor. Buradaki sayılar önemli biraz, çok önemli olmayabilir ama 60 öğretim üyesiyle aslında bu kadar programı yönetiyoruz ve onun yanında da bizim araştırma çıktılarımızda dünyanın en iyi üniversitelerine bizi koyuyor. SSBF'nin uluslararası işbirlikleriyle ilgili de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bizim şu anda uluslararası platformda bir sürü üniversiteyle aslında çok farklı anlaşmalarımız bulunuyor. Mesela daha önceki senelerde ilk başladığı zaman 2003 senesinde bu Erasmus anlaşmalarıyla ilgili öğrencilerden çok soru gelirdi. Erasmus'un dışında yani Avrupa Birliği üyeleriyle olan anlaşmaların dışında bizim ikili bağlamda da bir sürü anlaşmamız var. Benim dekanlığımda imzaladığımız burada bazı anlaşmaları görebiliyorsunuz. Mesela Cambridge Üniversitesi ile bir ortaklığa girdik. Benzer bir şekilde şu anda Oxford Üniversitesi ile başka bir programın içerisindeyiz. California Berkeley ile başka bir programla anlaşma imzaladık. Ve bütün bu anlaşmaların bizim öğrencilerimize, öğretim üyelerimize getirdiği çok farklı olanaklar oluyor. Hem serbest değişim yapabiliyorlar, hem ortak çalışmalar veya değişik çalıştaylara da katılabiliyorlar. Böyle bir uluslararası komponentin olduğu, böyle bir uluslararası faktörün olduğu gene Türkiye'deki çok ender, yani bir iki üniversiteden bir tanesiyiz ki hepsine kıyasla aslında bizim uluslararası anlaşmalarımız çok daha fazla. Şimdi Erasmus'tan bahsettim ve öğrenci değişim programlarından. Bu da özellikle gençlerin çok ilgisini çeken bir aslında durum. Öğrenciler artık çok farklılar. Yani sizler kendi hayatınızla ilgili geriye doğru baktığınızda da bunu görebiliyorsunuz. Artık hiç kimse bir ülkenin sınırları içerisinde ne eğitiminin tamamını geçirmek istiyor, ne de daha sonra mezun olduktan sonra da işlerinin tamamını
bir ülkenin sınırları içerisinde geçirmek istiyor. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Dünya artık çok global bir köy haline geldi. Hatta yani bir ülkeden bir ülkeye geçiş bir sürü insan için aslında çok kolay. Hatta remote çalışma, uzaktan çalışmanın da getirdiği yeni fleksibiliteler var. Bizim öğrencilerimiz ne yapıyorlar? Bizim öğrencilerimizin %40-45 kadarı buradaki öğrenimleri süresince, ki en fazla oran bizim fakültede, bir başka üniversitede bir dönemlerini geçiriyorlar. Bunların bazıları direkt Erasmus'u kullanarak yapıyor. Fakat Erasmus artık biraz daha değişti. Erasmus bütün dünyayı kapsayan bir hale geldi. O yüzden mesela ben size bu tabloyu diyelim 2008-2009 senesinde göstermiş olsaydım daha çok Avrupa üniversitelerini görecektiniz. Ama şimdi bu sene 2024'te Asya üniversitelerini görüyorsunuz. Bizim bir tipik bir dersimizde mesela benim Türk Dış Politikası dersimde 40 öğrenci varsa bu 40 öğrencinin, çünkü sadece bizim öğrencilerimiz gitmiyor, bize gelen öğrenci sayısı da benzer bir şekilde çok yüksek. 40 öğrencinin 13'ü bir Türk öğrenciyse, Sabancı Üniversitesi öğrencisi ise, geri kalanları Avrupa'nın her ülkesinden. Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya ama benzer bir şekilde Arjantin'e, Uruguay, Kolombiya, Hong Kong, Çin, bir sürü ülkeden gelen öğrenci hepsi bir arada aynı dersi alıyorlar. Ve bunun getirdiği de şöyle bir avantaj var. Siz diyebilirsiniz ki bir sürü değişik milliyetten bir öğrenci grubunun bir sınıfta oturmasının ne gibi bir faydası olabilir? Öğrenciler bir kere hepsi İngilizce konuşmak zorunda kalıyorlar. Burada her ders İngilizce zaten. Ama onun ötesinde çok farklı perspektifleri, farklı alanlardan, farklı etnik ve milli kökenlerden gelen insanların değişik duyumlarını görebiliyorlar. Ve burada bir sosyalizasyon sürecinden geçiyorlar. Buraya gelip de burada bir dönemini geçirmiş bir Alman öğrenci geriye döndüğü zaman Türklere daha farklı bakıyor olabiliyor. Veya bizim öğrencilerimiz Almanların veya Yunanlıların, işte ben mesela bir Kıbrıs simülasyonu yapmıştım birkaç sene önce Dışişleri Bakanlığı'na. 5 tane Türk öğrenci, 5 Yunanlı öğrenci ve benzer bir şekilde Türk Kıbrıs, Yunanlı ve Rum Kıbrıs öğrencileri bir arada saç saça başı başa girecekler diye beklerken hepsi kendi farklı konumlarını gayet birbirlerine saygı ortamında konuşaraktan değişik bir uyuşmazlık analizi modeli ortaya çıkarttılar. Bu da aslında buradaki eğitim ortamının sadece sınıfta ders almak değil, birbirinden öğrenmek, öğrencilerin etkileşimi, farklı milliyetlerin, farklı ulusların bir arada oturduğu ve beraber birlikte öğrenip yarattığı bir ortam koyduğu için de çok önemli. Bunlar şu andaki, yani son 3 senedeki öğrencilerimizin gittikleri yerler. Öğrencilerimiz sadece yurt dışındaki üniversitelere eğitime gitmiyorlar. Aynı zamanda yaz stajlarını da yurt dışında geçiriyorlar. Yine bu tabloya baktığınızda bunlar da yine son 3 senenin öğrenci grubunu görüyorsunuz. Son 3 senede bütün bu ülkelere bizim öğrencilerimiz yaz stajlarını yapmak üzere gittiler. Yaz stajı bütün programlarımızda sosyal bilimlerde zorunlu. Bu da diğer sosyal bilim eğitimi için çok tipik olan bir durum değil. Ve bazı öğrencilerimiz direkt kendi paralarını da Erasmus'tan alarak, yani hem değişim hem staj Erasmus hibeleriyle yapıldığı için öğrencilere de herhangi bir mali yük getirmiyor. Bunlar da son 3 senedeki giden öğrencilerimiz. En fazla Erasmus anlaşması imzalamış olan üniversite biziz. Erasmus anlaşmaları 2003'ten itibaren Türkiye'ye açıldı ve biz pilot üniversitelerden bir tanesi idik. Ondan itibaren sosyal bilimler alanında özellikle çok ciddi sayıda Erasmus anlaşmamız var ve bu Erasmus anlaşmaları da giderek, demin dediğim gibi, global platformda da artıyorlar. Peki, sonuç olarak bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman öğrencilerimiz geldiler. 4 tane programdan herhangi birini, ekon, psikoloji, siyaset bilim, uluslararası ilişkiler, görsel iletişim seçtiler. Burada okurken bir dönem gittiler Almanya'da, Hollanda'da veya Arjantin'de şey yaptılar, güzel bir değişim anlaşması yaptılar. 3. sınıfın sonunda zorunlu Erasmus stajlarını gittiler, Portekiz'de yaptılar. Çok güzel. Eğitim bitti. Daha sonra ne yapıyorlar? Şimdi bizim mezunlarımızın ciddi bir kısmı, %30
35 civarında lisansüstü eğitime devam ediyor. Ve lisansüstü eğitimi de biraz önce size örnek olarak verdiğim mezunlardan da görebilirsiniz. Dünyanın en iyi üniversitelerinde devam ediyorlar. Ve aslında bu lisansüstü eğitimlerine giderken de genellikle hepsi full burs alıyorlar. Bizim Türkiye'den yurt dışına giden üniversite öğrencilerine açık olan burs programları çok fazla yok. Jean Monnet programı vardır. Diğer Chevening bursları vardır İngiltere'de. Amerika zaten yüksek lisansa çok burs vermez. Buna rağmen bizim öğrencilerimiz hem bütün bu bursları alıyorlar hem de dünyanın en iyi üniversitelerine yerleşiyorlar. Bu sayı olarak en fazla giden öğrencilerin, deminki fakülte değil bütün üniversite resmini gördünüz. Bu fakülte spesifik bir resim. Fakülte öğrencilerimizin, fakülte mezunlarımızın en fazla gittiği üniversiteler. Nerelerde çalışıyorlar? Bunlar da benzer bir şekilde çalıştıkları yerleri gösteriyor. Şimdi sosyal bilim okuyan işte ekonomi mezunu bir öğrenci bankaya girmek zorunda değil. Bütün dünya onun önünde açık. Hatta ekonomi mezunlarımız danışmanlık şirketlerinde, OECD'de, Dışişleri Bakanlığı'nda bir sürü bir yerde çalışıyor. Size başka bir hikaye anlatayım. Geçen Ekim ayında bir toplantıya gittim Kolombiya Üniversitesi'ne. Kolombiya'daki workshop'ta bizim eski mezunlarımızdan bir tanesi. Instagram'da var aslında. Bütün bunları da her şeyi Instagram'a koyuyoruz. Oradan bizi takip edersiniz. Instagram'a koyduk. 2006 ekonomi mezunumuz. Kendisi şu anda Kolombiya'da hoca. Yanımda da kızım vardı. O da gelmişti. Konuşuyorlar ikisi karşılıklı Kolombiya'daki hocamızla. Kızım sordu, niye ekonomi devam etmedin? Ekonomiyi biz de bitirmiş 2006'da. Daha sonra tarihte master yapıp University of Chicago'da tarih doktorası yapmış. Tunç hocamız, Tunç'a. Tunç şey dedi, babandan ders aldım. Benim eşim burada ekonomi hocası. Babandan ders aldıktan sonra ekonomiden vazgeçtim, tarihe döndüm. Ve tarih doktorasıyla şu anda Kolombiya Üniversitesi'ndeki, yani bir dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesine tarih hocası olarak girmek çok zor. Tunç bizde ekonomi okuyup tarih doktorası yapıp şimdi Kolombiya'daki hocalarımızdan bir tanesi. O yüzden okuduğunuz şey de aslında lisans seviyesinde daha sonra yapacağınız işi de çok belirlemeyebiliyor. Ve bizim öğrencilerimizin dağıldıkları bütün bu şirketler hem mühendislik fakültesinden hem yönetim bilimlerinden hem de SSBF'den, Sanat Sosyal Bilimler Fakültesinden öğrenci alıyorlar. Burada ne yaptığınız ve o yaptığınız şeyi hangi koşullarda başarmış olduğunuz da çok öne çıkıyor. Profesyonel hayatta şu anda bizim çalışan SSBF öğrencilerimizin %34'ü yönetici seviyesinde. Yani yönetici olmak istiyorsanız yönetim bilimleri fakültesinde okumak zorunda değilsiniz. SSBF mezunlarının %30'u yüksek lisansa devam ediyor. Bu dağılıma baktığınızda akademik devam eden öğrenci sayımız %15, profesyonel hayatta %78 mezunumuz var. Ve bu %78 mezunumuzun bir sonraki soru diye kafanızda acaba hangi sektörlere dağılıyorlar? Ben geldim siyaset bilimi okudum. İlla diplomat mı olacağım? Kaymakam mı olacağım? Hayır, bunların hiçbirisinin olmak zorunda değilseniz hayatta başka opsiyonlar var. Sektörel dağılıma baktığınızda teknoloji ve bilgi işlemde %15 kadar mezunumuz çalışıyor. Ve bütün bu alanlarda finans, bankacılık %11. Bütün bu alanlara baktığınızda aslında gördüğünüz üzere aralarında kaymakam yok. Farklı sosyal bilimden direkt gidilecek nokta diye düşündüğünüz sektörler yok. Ve bunların dağılımında da Türkiye'deki %64, Amerika ve Kanada'da %11, Avrupa'da %21, Asya'da demin rektör hocamızın da söylediği gibi artık artmakta olan %4'lük bir dilim var. Ve SSBF mezunlarının dağıldıkları sektörler ve aldıkları, girdikleri pozisyonlar ve oralarda geldikleri yerlerde aslında çok önemli konumlar. Bu arkadaşlardan bahsetmiştik. Bütün bu bilgileri, beni hep dinlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar, YouTube'a şu anda koyacaklar ama bütün bu bilgileri, kim nerede ne yapıyor, hangi mezunumuz ne demiş,
Program spesifik videolar. Bizim bütün programlarımızla ilgili küçük küçük hem mezunlarımızın hem öğretim üyelerimizin hazırladığı videolar var. Hepsi Instagram sayfamızda çok rahatlıkla herkese açık. Oradan takip edebilirsiniz. Daha fazla bilgiyi de aslında benden, fakülte öğretim üyelerinden, öğrencilerimizden dışarıda da alabilirsiniz. Ama sosyal medya kanallarımızda bütün bu bilgilere erişmek için çok sağlıklı bir mecradır.